Musaf olarak elimizde bulunan Kur'an-ı Kerim hiçbir ayeti harfi değişmeden, bozulmadan, eksilmeden günümüze kadar gelmiş, kıyamete kadar da korunmaya devam edecektir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i indirdiğini nasıl apaçık beyan ediyorsa, bu Kur'an'ın muhafaza edileceğini de aynı şekilde vaat etmiştir. Bir insanın namaz kılacak kadar Kur'an-ı Kerim'i ezberlemesi elzem olduğu gibi, bu okuduklarının manasını öğrenmesi de gereklidir. Kur'an dinimizin kutsal kitabı olması hasebiyle biz Müslümanlar için epey bir önem arz ediyor. Kur'an'ın bizim için sahip olduğu önem, onu her zaman okuma ve onunla her an iştigal olma arzusunu doğurmaktadır. Ancak Kur'an'ı bir başucu kitabını dönüştürenlerin yapmakta olduğu, büyük bir hata olduğunu söylemeden geçemeyeceğiz. Kur'an-ı Kerim'in kutsal kitabımız olduğunu söylemiştik. Yüce Allah bir ayet-i kerimede Kur'an'a ancak temiz olan kimselerin, yani abdest almış kimselerin dokunabileceğini söylemektedir. İşte bu bile bizim için Kur'an'a olan mesafemizi anlamamıza yetecek bir delildir. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'in bir başucu kitabı yapılması kesinlikle caiz değildir. Evet, Kur'an'la her zaman meşgul olunabilir ve olunmalıdır. Ancak ona karşı müsabetlerimizde bir laçkalaşma söz konusu olursa burada bariz bir hata yapılıyor demektir. Birinci kural, Kur'an'a dokunmadan veya mümkünse tilavet etmeden önce abdest almak gerektiğidir. İkinci kuralsa Kur'an'ı okurken rahat ve sakin bir ortamda bulunmaktır. Günümüzde kalabalık ortamlarda insanların iç içe olduğu ve uğultu, gürültü hatta tam bir kaosun hakim olduğu şehir merkezlerinde, metro ve trenlerde Kur'an'la meşgul olmak gibi popüler davranışlar sergilenmektedir. Ne yazık ki bu davranış çok havalı olsa da aslında zannedildiği kadar doğru bir iş değildir. Bu tümüyle terk edilmeli denilemez elbet. Ancak Kur'an hem tilaveti hem de okuyup anlaşılması yönüyle ister Arapça, ister herhangi bir dilden meali olsun, böyle kalabalık yerlerde iştigal edilmesi doğru değildir. Kur'an'ı okuyan kişi, tilavet ediyorsa onu doğru tilavet etmelidir. Bunun için uygun, müsait ve sessiz bir ortam sağlanmalıdır. Mealinden okuyan kimseler için de onu fethetmeye yardımcı olacak, sade ve durgun bir ortamın varlığı elzemdir. Böylece anlaşılıyor ki Kur'an ister tilavet edilsin, ister mealinden okunsun, mutlaka sakin ve dingin bir ortamda okunmalıdır. Bu işi laçkalaştırmak, havalı görünmek veya insanın kendi kendisine takva satması için yapıldığı takdirde iyi bir iş olmaktan çıkıp sahibine olumsuz dönüşlere sebebiyet verecektir. Bu olumsuz dönüşler insanlardan gelen bir takım tepkiler değildir. Aksine ilahi rahmanın gazabını celbetmesidir. Kur'an-ı Kerim, İslam dininin temel kaynağıdır. Karşılaşılan problemlerin çözümünde ilk olarak başvuracağımız temel kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in kendisine inanan tüm müminler için kesin bir delildir. İslam dininin temel konusu olan inanç esasları, ibadetler ve ahlaki ilkeler Kur'an'da yer almaktadır. Bununla beraber Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'den önce yaşamış birçok peygamberin kıssaları ve o dönemde yaşamış kavimlerin başında geçen olaylar anlatılır ve bunlardan ibret alınması istenir. Allah insanların barış, huzur ve kardeşlik ortamı içerisinde mutlu toplumlar olarak yaşamalarını ister. Toplumsal ilişkilerde bir takım kuralları koyar ve insanlara bu kurallara uymalarını emreder. Kur'an sadece asr-ı saadet zamanı ait bir kitap değil, varlığını ve rehberliğini kıyamete kadar sürdürecek olan, çağları aşan ve kucaklayan bir kitaptır. Sadece ilk indirildiği Arap toplumunun ihtiyaçlarıyla sınırlı değil, bütün insanların kıyamete hatta ebede kadar olan ihtiyaçlarını karşılayan bir kitabıdır. Kur'an-ı Kerim hiçbir kitaba benzemez. Onun manasını hiç kimse değiştiremez. Lafzının yerine başka bir söz konamaz ve hiçbir tercümede Kur'an hükmünü alamaz.